herkese merhaba. Bugün yanımda yine Melis var. Melis'le birlikte arkamızda da gördüğünüz gibi tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne geldik. Bugün Çengelköy'deyiz. Çengelköy'le başlayıp Anadolu Hisarı'nda bitirmeyi planladığımız bir gezimiz olacak. Harika, hava da güzel. Evet, hava da mis gibi. Öncelikle Çengelköy'ü gezmeden önce buraya gelip burada bir soluklanalım istedik. Bir çay kahve içelim. Aynen öyle. Hadi o zaman başlayalım. Görüşürüz. Şimdi kahvelerimizde geldi. Evet, deniz manzaralı kahvelerimiz. Aynen öyle. Çok güzel. Şuradan manzaramız da gerçekten şahane. Oh. Balıkçı tekmelerinin karşısında kahvenin bile tadı daha güzel oldu. Şermin'cim, kahve nasıl? Kahvemiz çok güzel. Manzaramız? Manzaramız harika. Yalnız buraya gelecek bir tavsiyem var. Evet. Buraya gelecekleri bir tavsiyem var. Burası çok popüler bir mekan olduğu için oldukça kalabalık. Kesinlikle. Ya çok erken gelip yer bulmak için ya da burada bizim yaptığımız gibi birazcık sıra bekleyeceksiniz. O yüzden hemen kaçmayın. Güzel bir yer kolay bulunmuyor maalesef. Ama bu da değil. Kesinlikle. Bayağı bekledik. Kesinlikle. Afiyet olsun. Şimdi Çengelköy'deyiz. Hemen Çınaraltı Kahvecisi'nden çıktık. Burada bir polis karakolu var. Onun önünde de şu arkamda görmüş olduğunuz küçük çeşme var. Bu çeşmenin tarihi bir önemi olduğu için şu anda buradayım. Bu çeşme Serkavas Ahmet Ağa Lahanacılar Çeşmesi. Şimdi Lahanacılar Çeşmesi ismi olmasının sebebi zaten hemen üstündeki şekilde lahanaya benziyor. Şimdi 15. yüzyılda iki tane takım var ve kendi aralarında sürekli böyle rekabet halindeler. İşte şu anki büyük takımları düşünün, onlar gibi. Lahanacılar takımı rakibi olan Bamyacılar takımı ile birlikte 15. yüzyılda Çelebi Mehmet tarafından cündilerin cirit oyunu vasıtasıyla eğitilmesi amacıyla kurulmuş. Adlarını da Amasya'nın Bamyası ve Merzifon'un Lahanası'ndan alıyor. Bu iki takımın tarih boyunca rekabetleri devam etmiş. Öncelikle işte sarayda başlayan rekabet daha sonra halk arasına da inmiş ve halk da artık kendi aralarında böyle bir rekabet içine giren iki takımı desteklemeye başlamış. İşte bir tarafta lahanacılar, işte bir tarafta da bamyacılar takımı şeklinde. Ve bunların bu şekilde oyunlarını sürekli izliyorlarmış. Şimdi arkamda gördüğünüz çeşme sütun biçimli bir çeşme. Üstü tamamen mermerden yapılmış çeşmenin üzerine kitabe işlenmiş olan alt kısmı silindir şeklinde. Ve önünde de çokgen bölümlü böyle bir tekne şeklinde ufak silindir şeklinde bir havuzu var. Bu çeşme de Sultan Abdülmecid'in sadrazamlarından Koca Hüsrev Mehmet Paşa'nın koruması, yani baş koruması, bodyguardı gibi düşünün. Ahmet Ağa tarafından yaptırılmış bir çeşme. Bunu hemen Çınaraltı Kahvecisi'nden çıktığınız zaman polis karakolunun önünde görebilirsiniz. Evet, şimdi de Çengelköy Ortodoks Rum Kilisesi'nin önüne geldik. Burası Tanrıverdi Sokağı'nın hemen girişinde bulunan işte böyle sarı boyalı bir kilise. Hemen arkamızda şurada da 1908 tarihli bir çeşmesi bulunuyor. Bu kilise 17. yüzyılın sonlarına doğru bir Bizans manastırının yerine yapılmış bir kilise. Evet, Ayayorgi Kilisesi. Ayayorgi Kilisesi'nde Ortodokslara ait olan denizden haç çıkarma töreni tapota deniyormuş. O da burada yapılıyor. Evet, güzel bir bilgi. Evet. Bunu da merak edenler için söylemiş olalım. Bu kiliseler genellikle kapalı olduğu için biz şu anda içine yine giremiyoruz. Ama size de bunu göstermek istedik. Evet, şimdi, ulaşması kolay. Evet, hemen zaten tarihi Çınaraltı Kafesi'ne de çok yakın bir mekanda gezmeye devam ediyoruz.
kadar güzel yerler. Ya ne kadar güzel sokaklar, ara sokaklar, köşkler. Evet. Çok kendine has bence. Şimdi biz Müzelik Kafe'ye doğru gidiyoruz ama böyle geçerken sokaklarda... Durmadan edinmiyoruz. Bakar mısınız? Her bir şeyi... Ara sokağı göstermiş. Evet, onu gösterdim. Çok güzel yerler görüyoruz. Evet. O yüzden de hemen dedik yürürken bunları da göstermemiz lazım. Evet. Böyle kitap okuyor, harika bir köşe. Ya ne kadar güzel. Şimdi hemen önümdeki iki evde şahane gözüküyor. Onları of, da göstereceğim. Şu köşeye baksana. Galiba biz oraya gidiyoruz. Olabilir. Bir hemen bakalım. Şunların tatlılığına bir bakar mısınız? Renklere bak. Burada oturup böyle vakit geçirmek, sakin sakin. İşte İstanbul'un kurtarılmış yerleri bunlar. Kesinlikle. Yani o keşmekeşten uzak. Sakin, adaya benzetiyorum biraz, hatırlatıyorum bana. Evet, büyük ada gibi. Evet, büyük ada gibi. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Şu girişteki güzel tabloyu göstermek istedim. Hemen burada da küçük bir oturma köşemiz var. Çok tatlı bir yere benziyor. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi o güzel mekanın içeriye girdik. As-Salam diye okunuyormuş. Burada da her bir odanın güzel gönüllüler tarafından boyanmış. Çok güzel çalışmalar yapılmış. Şimdi bize ne anlama geldiklerini anlatacaklar. Tinga Tinga oranın milli sanatı. Edward Said Tinga Tinga adında bir çocuk sadece 4 yıl eğitim alabilmiş. Böyle baobab ağaçlarının altında çok güzel resimler yapıyor. O resimlerde o kadar ilgi görüyor ki sonradan onların milli sanatı haline geliyor. Bu da balıkların senfonisi. Burada bereketi temsil etmiş aslında Edward Said. Diyor ki çok fazla balığımız var ve hepsi bir arada burada toplandı. Biz de diyoruz ki çok fazla gönüllümüz var. Her bir balık bizim bir gönlümüzü temsil ediyor. Ne kadar güzel. Ve bu farklılıklarla bereketleniyoruz. Harika. Yerlerde de var. Muhteşem olmuş. Şuralarda da yine çalışmalar var. Burası harika bir yer, mutlaka gelin. Bu odalarla ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Burası da çok güzel bir yer. Burası da Nana Esma odamız. Nana Esma da 1700'lü yılların sonlarında doğmuş bir kadın. 1800'lü yıllarda aslında çok etkin. Babası alim Nana Esma'nın ve diyor ki niye bir tek erkekler öğreniyor? Kadınların da öğrenmesi lazım bu tarz şeyleri. Gidiyor, sırf kadınların eğitim alabileceği bir medrese kuruyor. Afrika'da. Peki nerede oluyor bunlar? Onu da Nijerya'da, Nijerya'da. Onu tam net hatırlamıyorum. Tamam. Şu an kafam net değil yani. Ondan sonra orada kadınlara eğitim veriyor ve orada eğitim alan kadınlar kapı kapı dolaşıp diğer kadınlara bildiklerini, öğrendiklerini öğretiyor. Mükemmel. Evet. Çok güzel. Sıra dışı bir kadın yani. Kesinlikle. Bu da Afrika'dan gelmiş. Çocukların Kur'an çalıştığı tabletlermiş. Arkadaki güzel kafeleri görünce Allah'ım şunun tatlılığına bakar mısınız? Kafayı yedik hemen. Gerçekten. Arkamızda da As-Salam var. Oradan biraz önce birçok bilgi verdik size. Buraya gelin. Buralara gelin. Kaçırmayın. Harika yerlerdeyiz şu anda. Evet, şimdi müzeliğe gidiyoruz. İşte Müzelik Kafe. Burası da şahane bir ortam. Yani şimdi güzel bu harika mekanın menüsüne bakar mısınız? Menüyü elle yazmışlar defterlere. Bu da size bir fikir versin. Hadi şimdi biz bir şeyler seçelim. Ve yemeklerimiz de geldi. Ben başladım bile. Oley.
Burası da Aşiyan, şu meşhur yer. Şimdi arkamdaki Nevruz Camii ne zaman kimin tarafından yapıldığı tam olarak bilinmiyor ama Mehmet Akif Ersoy'un bazı kaynaklarda İstiklal Marşı'nın belli bölümlerini bu camide yazdığı söyleniyor. 1985 yılında da Çizmeci ailesi tarafından tekrardan restore edilip devam etmiş kullanılmaya. Ahşap bir cami gördüğünüz gibi ve tek kubbeli bir cami. Şimdi biraz da camiyi gösteriyorum size. Şu arkamda gördüğünüz şu tarafa doğru olan oldukça dik yokuş boyunca tarihi evler var. Ahşap evler, eski İstanbul evleri. Bunları bu bölgeye geldiğinizde Çengelköy'e görmenizi tavsiye ederim. Çengelköy'ün birçok yanına dağılmış durumdalar aslında. Biz biraz önce işte Müzelik Kafe'deydik. Oradaki hemen sokakları da size gösterdim. Onun gibi yerler çokça mevcut. Eğer seviyorsanız bu tarz mekanları da bu yokuşa da bir bakın derim. Böyle ormanın içerisine saklanmış küçük ahşap evler var. Evet, şimdi de Anadolu Hisarı'na geldik Çengelköy'den. Buraya 15 numaralı otobüslerle gelebiliyorsunuz. Şimdi hemen arkamda da iskele var. Bu iskeleden de belli saatlerde sadece, galiba bir 3.30'da var. Buradaki işte birkaç sadece sefer var. Üsküdar'a gidebileceğiniz, onun dışında işte dolmuş seçenekleri var. Yine otobüs 15 numaraların birçoğu gidiyor. Onları sormanız gerekiyor. Evet, programa bakmanız gerekiyor. Çünkü her yere gitmiyor, her saatte gitmiyor. Evet, ne dediler? Yani biz gelirken Çengelköy'den Beykoz tarafına giden, evet, yazanlara bir evet binebilirsiniz dolmuş dediler. Dolmuş otobüse binebiliyorsunuz. Onlarla bu şekilde gelebiliyorsunuz. Rahat. Aynen öyle. Hemen zaten iskelenin az ilerisinde Anadolu Hisarı'nı da görebiliyoruz. Evet. Biz şimdi burada ufak bir tur atıp size göstermeye çalışacağız. Hadi şimdi de Anadolu Hisarı'nı gezelim. Evet, şimdi de hemen arkamda görmüş olduğunuz Anadolu Hisarı'na geldik. Anadolu Hisarı Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış, 1395 yılında. O dönemde Bizanslılar ve Cenevizliler bir olup bir koloni kurmuşlar Karadeniz tarafında. Bu nedenle Cenevizler için de Boğaz çok önemli bir yere sahipmiş. Tabii ki Osmanlılar için de aynı şekilde. Hisar daha çok o dönem savunma amaçlı yapılmış. Zaten hemen karşısında da Rumeli tarafında da var aynı şekilde. Genelde böyle işte Boğaz'ın dar noktalarını bildiğim kadarıyla kuşatma için, işte oradan top falan atabilmek için kullanıyorlar. Şu anda da etrafındaki yalılarıyla oldukça güzel gözüken, dışarıdan Boğaz turu da yaptığınızda oldukça güzel gözüken bir yer. Burada işte birçok yalı var. Zarif Mustafa Paşa, Komodor Remzi Bey, Bahriyeli Sedat Bey, Nuri Paşa, Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa, Hekim Başı Salih Efendi yalıları gibi birçok yalıyı burada görebilirsiniz. Göksu Deresi tarih boyunca eğlence ve mesire alanı olarak kullanılmış. Bu yüzden padişahların da en sevdiği yerleri ve en gözde mekanlarından birisi olmuş. Şimdi buraya geldikten sonra burada gezilebilecek birçok kafe ve işte yer de var. Ama bunların en popüleri herhalde birçoğumuz da biliyordur, Göksu Kafe. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Etrafta bir bakacağız. Size biraz da Boğaz tarafından göstereceğiz. Hadi o zaman gidelim. Çok güzel burası, Göksu Deresi. Şimdi burada birçok kafe, restoran tarzı yerler de var. İşte bunlardan herhangi birine oturabilirsiniz. İşte Göksu Kafe, Big Chef gibi mekanlar da buranın en tanınmış yerlerinden. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şu yukarılarda oturmak isterdik. Şimdi Göksu Kafe'nin kenarından geçiyoruz. Fırsatımız olursa buraya geleceğiz. Ya da Big Chef'e gideceğiz. Burası da böyle hemen derenin kenarında çok güzel bir yer.
Şimdi biz Setüstü Sokağı diye bir sokak var hemen. Zaten Hisar'ın kenarında. Tırmanıyoruz. Oradan aynen tırmanıyoruz. Şöyle çok güzel evler var, yalılar var. Harika. Manzaraları müthiş. Tabii ki de. Şuna bakar mısınız? Çok yakından gösteremiyor ama muhteşem. Burada da hemen gördüğünüz gibi kalemiz var. Böyle yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir camiyi göstereceğim size. Oraya doğru ilerliyoruz. Ne kadar tatlı bir yer ve kedi. Harika. Güzel güzel narlar var. Nasıl Melis? Narlar muhteşem, sokak muhteşem, harika. Harika değil mi? Hava da böyle şey oldu, sadece esiyor. Daha rahat geziyoruz. Kesinlikle. Etraf çok güzel. Birazcık yokuş yukarı çıktık. O yüzden azıcık nefes nefeseyiz ama yani her seferinde şöyleyiz. İşte hadi bize sürekli atılıyor ya. Hayat size güzel işte diyorum ki oturanlara. Hayat sana güzel. Hayat güzel belki de. Hayat güzel zaten. İşte camiye geldik. Sokağı bile çok güzel caminin. Evet, şimdi de Muhaşşi Sinan Camii'ndeyiz. Burası 1574 yılında Muhaşşi Sinaüddin Yusuf bin Hüsamettin Efendi tarafından yapılmış. Restore edilmiş daha sonra. Oldukça da güzel gözüküyor. Cami kare planlı olup daha çok bir evi anımsatıyor gerçekten de. Caminin yan tarafında hemen bir tane çeşmesi var. Minaresinin aleminde ise güneş saati bulunuyor. Şimdilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiralanılarak özel mülk olarak kullanılmış. Hicri yılında 1286, miladi olarak da 1869 ve 70 tarihleri kitabesinin üstünde yazdığı kadarıyla yaptırılmış olarak gözüküyor. Yaptıran kişi de Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılmış. Adile Sultan tarafından da Sübyan Mektebi'ne daha sonra dönüştürülmüş. Süper bilgiler ya. Evet, şimdi İyi ki gezdik. Evet. Geldiğinizde yine bu bölgede hemen bir 2-3 dakikalık yürüme mesafesiyle evet arkamızdaki camiye ulaşabilirsiniz. Şimdi sokağa geldiğiniz zaman buradaki bütün evler inanılmaz güzel. Burada cami var. Hemen şuradaki evler, hemen buradaki evler, şuradaki ev. Bütün sokak çok güzel gözüküyor gerçekten de. Hadi gezmeye devam edelim. Caminin olduğu sokaktan çıkıyoruz. Şöyle çok güzel eski evler gördük. Burada ilginç bir şey var. Ne varmış? Al bakalım. Cafer Usta 1931 yazıyor. Burası böyle bir yapı ama ne? Tam odaklayamamakla birlikte şurada bir küçük kabartma var. Cafer Usta 1931 öbür tarafına geçip bir bakalım. Evet, şöyle yakınlaştırdığımda görebiliyoruz. Evet, şimdi de Sakabayırı Sokağa geldik. Hemen yokuş yukarıya doğru caminin oradan yürürseniz bir 4-5 dakikada gelebiliyorsunuz. Arkamda da 1800'lü yıllardan kalma Şerife Hanım, Şerife Fatma Hanım çeşmesi bulunuyor. Eskiden böyle çatısı falan varmış kiremitten ama şu anda pek bir şey kalmamış. Sadece sokakta tarihi bir yer olduğu için bunu da gösterelim istedik. Bayağı da bayır çıktık ha. Evet. Şimdi göstereyim mi size nasıl bir manzaramız var. Kocaman bir gemi geçiyor. Of, manzara çok güzel. Şimdi hemen yokuştan yukarıya doğru çıktık. Biraz önce size gösterdiğim yerden. Yani inanılmaz bir manzara var. Tam güneş ters açıdan batmasa. Mükemmel. Şuradan kocaman bir gemi geçiyor. Harika bir yer burası. Sakabayırı Sokak burası bu arada. Bence güzel bir manzarası var. Gelinebilir. Aşağıda da bir stad var. Evet, şahane manzaramız eşliğinde.
Evet, arkamda harika bir manzara var. Muhteşem, yani iyi ki çıktık buraya. Değil mi? Çok güzel manzara ve güneşin batışı da tam böyle saat galiba tam, iyi denk geldi. Evet, denk geldi. Saat kaç? 6:30 şu anda. Evet. Akşam olmak üzere. Böyle tam da gün batımı saatlerine doğru çıkınca bu tepeye. Çok güzel oldu çünkü, şöyle dönelim Melis. Bak, şu tarafta Boğaz Köprüsü var. Fatih Sultan Mehmet galiba o. Köprü var. Bu arkamda da bu şekilde karşı taraftaki evleri güzel güzel görebiliyoruz. Manzaramız şahane. Muhteşem gerçekten. Şurada da böyle hemen arkamızda da böyle bir ev var. Böyle bir yerdeyiz. Şuradan aşağıdan yürüdük. Çıkıyor. Evet. O da evin köpeği. Demin benimle poz vermişti. Çok tatlı. Çok güzel bir yer burası. Bayıldık. Mutlaka gelin. Kesinlikle. Her yer çekiliyor şu anda. Aynen aynen. Şimdi de Pastoral Gurme diye Anadolu Hisarı'nda bir dükkana girdik. Burada bayağı bir sağlıklı yaşam ürünleri falan var. Oldukça güzel şeyler var. Eğer gelirseniz buraya uğrayıp bir alışveriş yapın derim. Oldukça dükkanın kendisi de sevimli. Girişinde de güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Çünkü çok tatlı bir yer burası. Burada da çok tatlı ürünler var bu arada. Hem dükkan dekorasyon olarak çok güzel, hem de gerçekten harika sağlıklı yaşam ürünleri var. Şöyle bir göstereyim. İşte organik ve çiftlik yumurtaları ve birçok peynir var. İşte şuradaki özel peynirler, İzmir tulumu, işte dil peyniri, çeşitli sepet peynirleri falan. Kilosu 60 lira, 80 lira, işte 100 lira gibi gidiyor. Bunlar da yarımşar kilolukmuş. Birçok çeşit var. Burada bir tane yazlık helva varmış. Biz de Melis'le birkaç şey aldık kendimize. Alışveriş yaptık. Şimdi dükkandan ayrılıyoruz. Ufak ufak da günü sonlandıracağız birazdan. Göksu Dorisi kenarında bir yerde. Şimdi Göksu Kafe'ye geldik. Melis. Evet, kendini hemen bir masaya attı. Şimdi menülerine bakalım neler varmış. Şimdi yemeklerimiz de geldi. Ton balıklı salata, bir de bonfileli bir salata var. Gelirseniz güzel bir mekan, manzarası da çok güzel. Akşam yemeğimizi burada yiyoruz. Ne güzel bir gün oldu ya. Evet, bugün de gezdik, dolaştık. Bayağı da gezdik. Bitirdik her yeri. Artık veda etme zamanı. Evet, o zaman ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan ikimizin kanalına da. Zararsız Yaşam ve Gezen. Evet, hem de videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, biz Melis'le gezmelere herhalde devam ediyoruz. Kesinlikle doyamayız. Çünkü İstanbul bitmez. Aynen öyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.